Gerçekten. Şimdi ilk defa efendim Semih. Sağ olun. Bu ödülü aldı. Hem de en kıymetli ödül, sizlerden gelen ödül. Gelin adaylarımızı davet ediyorum. Bakalım birbirlerini tahmin edebilecekler mi? Dün birinci olduğumda çok şaşırdım. Birinci olmayı da beklemiyordum açıkçası. Beni buradan gerçekten destekleyen tüm halkıma çok teşekkür ediyorum. Çok içtenlikle, çok sağ olun. Çok teşekkürler. Evet, nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederiz, çok iyiyiz. Beytaba da bak, ne oldu? Murat'la yakınlaştın diye mi bu neşe, pür neşe? Benle barıştı diyedir. Peki. O da var, ben barıştık diyedir. Neyse, bugün Mehtap'ın neşesi iyi olsun. Evi bayağı etkiliyor çünkü onun halleri. Ruh durumu bayağı etkiliyor evi. Şimdi hanımlar, önce size sorayım madem öyle. Sizce bu haftanın birincisi erkek adaylardan kim olmuştur? Şuradan başlayayım. Fikri olan var mı? Söylemeliyiz. Bence Adnan olmuştur. Neden? Çünkü duruşu mükemmel. Ailesini de tanıdık bu hafta. Ailesi zaten mükemmel. Harika. Kendi duruşu da çok güzel. Peki, bakalım öyle mi oldu Ayça? Bence de Adnan olmuştur. Yani duruşu... Aşkına böyle sahip çıkışı falan. Hak ediyor Adnan zaten. Öyle mi? Kesinlikle Adnan olmuştur diye düşünüyorum. Ceda, istersen çocuğu rahat bırak da söyle bakayım. Sence kim olmuştur? Adnan. O gönlünden geçen isim mi? Sence hak etti mi? Evet, hak etti bence. Değil mi? Evet. Hak ediyor. Her şeyin iyisini hak ediyor. Adnan dışında görüşü olan var mı? Söyle Mehta. Emre tabii ki. Neden tabii ki? Fanları çelenk gönderdi falan. Ya benim bildiğim çelenkin gittiği bazı yerler vardır. Çelenkin gittiği yerler bellidir. Hani seni sevenler mi göndermiş? Sevenler göndermiş, sağ olsunlar bana. Büyük bir şey yapmak istemişler. Mesaj da göndermişler. O gün kendileri buraya gelemedikleri için fan buluşmasında böyle bir jest yapmak istemişler. Teşekkür ediyorum onların hepsine, düşünceleri için. Aslında esprili de yani. Gönlünü gönderebilecekleri yani, büyük şey göndermiş. Yani mizahtır bu. Bunu böyle karşılamak lazım. İnsanların yaptığı esprileri. Onun dışında başka türlü karşılamamak gerekiyor. Peki Adnan ve Emre dışında fikri olan var mı hanımlar? Nur'un bir fikri varmış efendim. Bir de Nur'a soralım. Tabii Semih demezsen alınır diye. Sen de kendi adayını. Düzelmeye başladı ya ondan. Ha, anlat o düzelmeleri. Çorbayı da içtiydi. Hatırlatayım mı? Bak bak, evet, ara bu fitne fücür. Seda Hanım, ne oldu? Onları hiç görmüyor musun? Peki. Neden Semih? Çünkü böyle sanki yani diyorum ama biraz böyle düzelme var ufaktan. Böyle bir iltifat falan. Güzel çiçek sözler verdi. Söylemeye başladı. Kız sabah çiçek hepimizden verdi. En geç o geldi. Hiç görmüyor gözüm. En geç o geldi. Ya şimdi hatırlatmasaydın keşke. Yani ortalığı karıştırıyor Adnan. Adnan, sen fişnikçi sensin yani şu an. Fişnikleri bir kenara bırakalım şimdi. efendim bakalım hangi gelin adayımız doğru tahmin etti. Beylere döneyim. Var mı fikri olan? Eser var mı bir fikri? Sen az durdun bu evde bu hafta, sana sormayayım. Emre var mı fikri? Başka bir şey duysam şaşardım. Teşekkür ederim Eser. Yerime cevaplar. Sen kim diyecektin? Yani... Ben açıkçası şahsi fikrim Nur'un olduğunu düşünüyorum. Neden? Bilmiyorum yani. Semih'in düzelmesine sebep olduğu için olabilir. Ben de öyle düşünüyorum. Öyle mi Semih? Aynen. Gözdeşi döktü benim için yani. Bu hafta inşallah ödülü alamadı, bu hafta alırsın inşallah ödülü. Değil mi? Ya maddi ödül çok hakkı önemli. Yani. Maddi ödül çok mu önemli? Hiç önemli değil yani. Ben vereyim o gitmesin ya. Ben vereyim yine ben gitmeyeyim, anladın mı? Geçen hafta o kadar çok kötü durumda kaldık ki cümle kuramadım. Ne diyor ya? Ne diyorsun sen bana? Anladınız mı? Ben anladım ben. Hisleri ben aldım, o hissi aldım ben. Melis aldım. Oluyor. Aşk olunca çaya şeker, şekere çay, bunlar oluyor yani. Anlıyor. Bir şeyler oluyor. Aynen, bir şeyler oluyor. Yani. Niye üzerine aldın Emre'ciğim? Evet, şimdi şöyle bakıyorum. Murat, bir fikrim varmış gibi. Mehtap diyeceksin, anlaşıldı. Ha. Ben de kimin fikrini soruyorum. Erdem'e soracağım. Erdem. İlişkisi olmayan bir insan olarak. İnşallah. İlişkisinin ya. Olmasını istediğimiz. Zor. Hakikaten bu hafta kızlardan seçmek çok zor ama Ceyda almış olabilir. Adnan'ın ailesi buradayken sergilediği tavır. O yüzden Ceyda almıştır diye düşünüyorum. Ceyda almıştır diye. Bence. Başka bir fikri olan var mı diye soracağım ama Tankut söz alır diye korkuyorum. Ceyda almıştır diyeceğim ben ya. O var mısın? Ceyda almıştır ben diyorsun yaşadım sen. Yaşadım yani. Oradaydım yani. Peki. Efendim görüyorsunuz, kesinlikle. Adaylarımızın görüşleri böyle. Sizlerin oylarını
bu şekilde değerlendirip tahmin ettiler. Evin içinden böyle gözüküyor. Biz bir aileyiz. Biz artık iç içe olduğumuz için belki sizlerin gördüğü kadarını görmüyoruz, göremiyoruz. Çağırayım mı şimdi asıl birincileri yanıma? Gelin adaylarımızdan. Ben. Ne var, ben de adayım. Ben de adayım. Şaka bir yana efendim. Ayça! Bravo. Damat adaylarımızdan. Semih! Kardeşim benim ya. Semih mi? İhtiyar ediyor ya. Böyle şaşırtıramıyorsun. Ya. 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 Durum bu. Şimdi beylere sorayım, kızlara sorayım. İlginç bir durum var. Ayça sizce bu sefer Ayça olarak mı birinci, Ayem olarak mı birinci? Ayça olarak bence de. Ne dersiniz Emre? Ayem olmadığına göre Ayça olarak. Yani Ayem olmadığına göre Ayça olarak olmuştur. Tebrik ederim. Bütün Ayemciler Ayçacı olduklarına göre. Teşekkür ederim. Yani bütün Ayemciler Ayçacı olduklarına göre. Korkma, sen alıp gitmeyeceğim. Çelengin var, sen rahat ol. Sen çelengin olup helvanı da kavurdun zaten senin. Ama halen helva kavurmalar falan da var yani. Az da değilsin. Ya ben çelengi görünce çok üzüldüm. Dedim biri herhalde ölmüş. Bir de Emre'yi görünce dedim eski sevgilim, dayanamam ben. Arkada bir çelenk daha var. Ne var? Çelenke doyduk bugün. Arkada bir çelenk daha var. Bence Ayemciler Emre'ye inat, Ayça'ya oy verdiler ve Ayçacılar oldular. Çünkü Emre'nin yeni bir ilişki yaşama ihtimali var. Melis'e bak, hazımsızlık oldu Melis'e. Bak sus Melis'e. Bir dakika, Tankut önemli bir şey söyledi. Emre'nin yeni bir ilişki yaşama ihtimali olduğu için Ayça'ya destektir bu dedi. Bu da değişik bir bakış açısı bence. Beğendiniz mi? Bence bak hoşuma değişik. Gitti. Bir açıldın sen. Bir ilişki yaşama ihtimali kanallar yok açıldı mu? Bir anda. Söyle bakalım. Diyorum ki Ayça'nın da yeni bir ilişki yaşama ihtimali yok. Ben olmasını çok istiyorum gerçekten de. Var. O yüzden bazen hani diyorum. Ayça da dedi bunu geçtiğimiz gün kendi hayranlarına kendi dedi. Yani kısmetimi de kapamayın artık dedi. Bugün de söyledim. Bugün de söyledim. Ödül aldığında da söyledim artık. Ay şuna bak nasıl dedim. kasılıp. Senin derdin de Melisa. Hayır şunun birinci olmak ya. Bak ya. İşine bak. Ya şunun nasıl birinci olmak ya. Gel. Gel. Damat adayları birinci olarak mı geldi? Gelsin, o kadar çok gözü var ki. Yemeğe davet ediyor beni. Hayır sen nasıl birinci olursun ya? Sen nasıl birinci olamıyorsan ben böyle birinci oluyorum. Halk öyle Melis. Ya istemiyorum ya. Hayır bu bir kabus olabilir mi yani? Uyuyup uyanayım lütfen. Yani Melis'ciğim yarın eleyemeyeceksin. Ya yazamayacağım seni. Evet. Rüyalarına girecek, rüyalarına. Kesinlikle. Aranızda çok konuşuyorsunuz. Biz halbuki yarın Melis'in bir değişiklik yapıp Semih'i yazamayacağını konuşuyoruz. Evet. Bu hafta... Ya ben zaten bazı seni yazmayacaktım. Bu açıyı alacaktım. Sıkıntı yok. Aaa! Bunu da söyledi. Peki. Bakalım yarına kadar bizim Melis'imiz. Neyse bu hafta ben seni yazayım canım. Ama kavganız aşk kokuyor. Bence yazma. Ne? Üzgünüm. Evet ben hemfikirim ama. Buradaki enerji yerinmez enerji var. Ya tıkan şöyle bir film vardı ya, yerde böyle kavga ediyorlar falan böyle işte. Yani aa baksana şunlara resmen onlar birbirine giriyor Mehtap falan. Mehtap zaten bizim yani millet olarak sonumuz galiba o filmlerle büyümek oldu. Evet. Kavgayı aşk zannetmek yani doğru oldu. Söylüyorum. Ben anlatabiliyor muyum? Onun hissettiğini ben de hissetmedim değil yani. Ama biz tam Tankut'la bundan bahsediyoruz. Bunlar niye böyle kavga ediyorlar? Acayip bir enerji var orada ya. İnanılmaz bir enerji var. Semih buna bak. Sen de mi o fikirdesin? %100. Ben yani kötü konuşmak istemiyorum. Aranızda konuşmayın tek tek lütfen. Çünkü ben konuşsam kötü olacağım, konuşmayacağım. Konuşmayacağım. Peki. Tek tek soruyorum. Sen oldun bile. Kesinlikle olmadı. Mehtap kötü oldu. Tankut'la tamam. Konuşuyorduk dedin. Tankut'la. Ben bunu söylersem kötü adam olacağım. Ne konuşuyorsun? Niye? Bunu söylersem kötü insan saçmalıyorsun. Olacağım. Saçmalıyorsun. Niye? Ya artık söyledin zaten söyle. Ya Tankut neyi saçmalıyorsun? Ama içimde kalacağını dışımda kalsın tamam. Söylüyorum ve tamam. Söylüyorum. Benim nazicane görüşüm. Nacizane evet. Görüşüm. Dilim sürttü. Biliyoruz evet. İnanın şurada gördüğüm enerji ki ben enerji insanıyım. Çok iyi anlayabiliyorum. Semih'le Nuh arasında ben böyle bir enerji görmedim şimdiye kadar. Yani şuradaki o yani. Yoğunluğu. Yani. Benden söylemesi. Keşke kesmeseydi kavganız ya. Kavga değildi. Orada bir enerji değildi alışverişi işte. Vardı abi. Bence pozitifti yani. Kötü bir şey değildi. Efendim. Semih mi hal veriyor abi? Mehtap ya ve Tankut istihareye yatmışlar. Ve böyle bir fikri bize sundular. Kısmetse olur evinde biliyorsunuz her şeyi zaman gösterir. Kısmetse neden olmasın. Ama şimdi özgür iradeleriyle ve Semih'in de dediği gibi Semih'in adayı var. Ayça'nın da aday olmasını biz çok istiyoruz. Önce ben Semih'e soracağım. Romantik ödülünü kimle paylaşacaksın acaba? Tabii ki Nur yani. Şahane.
Tamam, çok sevindim. Başka bir cevap da beklemiyordum zaten. Yani. Bence Semih hala Melis'i düşünüyor ve Nur'la da bu gidişte olmayacak. İşte ama asıl bu tarafın cevabı hepimizi şaşırtabilir ve çok önemli. Uzun süredir bir Emre diyor musun falan? Diyebilirsin. Ay hayır tabii ki hayır. Diyebilirsin. Olmaz, zaman geçirmek istemiyorum. Hodri meydan. Hayır ya, ödülümü neysin boşuna harcayayım? Bir diyormuşum, sonra niye boşa harcıyormuşum? Emre'nin suratına bakıyorum. Keratasın, evet. Bence de değerlendiriyor. Boğaçla. Vay be. Güzel. O ne hareket öyle? Boğaç mı atar? Değil mi? Yolunu açıyorum. Buyurun, buyurun. Evet, Nur Hanımcığım siz de buyurun ve şu merdivenlerden romantik yolculuğunuzu uğurlayalım. Haftanın birincisi Semih oldu. Tebrik ederim. Her ne kadar biraz olaylı da ilerlese ilişkisi, her ne kadar kendisi ilişkisini biraz olarak yaşasa da birinciliği hak etti, aldı. Güle güle Nur'la beraber bunu kutlasınlar. Başarılar dilerim. Ödül yemeğine gidiyorken Mehtap yine bir şeyler söyledi. Melis'le aramızda bir şeyler olduğunu, hala hislerimin ona karşı bir şey hissettiğimi söyledi. Öyle bir şey yok. Kesinlikle olamaz. Kalbimde, duygumda tamamen Nur'a karşı yönelik. Hiçbir şekilde bir şey hissetmiyorum Melis'e. Ne olur sen yeter ki sakın.